Herkese merhaba. Bugün görmüş olduğunuz dolamalı bilekliklerin yapımını göstereceğim. Bu bileklikleri yaparken istediğiniz boncuk türünü kullanmakta özgürsünüz. İster kum boncuk, ister miyoki, ister çin kristali. Açıkçası elinizde ne varsa kullanabilirsiniz. Hatta bir sıra miyoki, bir sıra kristal gibi kombinasyonlar yaparak tamamen yaratıcılığınıza göre bir bileklik tasarlamış olursunuz. Dolayısıyla ben kullandığım boncukları aşağıya açıklama kısmına yazacağım ama siz istediğiniz boncuk türünü kullanmakta özgürsünüz. Yani bunlar benim elimde yok diyerek kendinizi sınırlandırmayın. Dolamalı bileklik yaparken ben 1 ya da 1,5 mm'lik bir deri ip tercih ediyorum ama siz 2 ya da 3 mm'lik de kullanabilirsiniz. Şu an elimde süet olan bu ip var, bugünkü videoda da bunu kullanacağım. Boncukların içinden geçireceğim ipi de deriye uyumlu olan bir renkte seçtim. Bu arada ip kenarlardan görünmesin istiyorsanız eğer şeffaf misina da kullanabilirsiniz. Kapama olarak da şu şekilde bir düğme kullanacağım. Ben düğmemi de kendim yaptım. Eğer kilden takı videomu izlemediyseniz bu düğmeyi nasıl yaptığıma oradan da bakabilirsiniz. Linki hemen yukarıda. Ve son olarak elinizde kıskaçlı bir dosya varsa ipi oraya sabitleyerek bu bilekliği yapabilirsiniz. Ama ben bugün en ilkel haliyle ipi bantla masaya sabitleyerek bu bilekliğin yapımını göstereceğim. Hazırsak başlayalım. Bileğimin ölçüsünü alarak başlıyorum. Olmasını istediğim uzunluğun iki katını kesip düğmeden geçirerek ortalıyorum. Düğmenin iki parmak altına bir düğüm atıyorum. Uzunca bir ip kesip onu da deriye sabitliyorum. İpin iyice oturması için önce sağdaki derinin altından iğneyi çıkarıp sonra üstünden geçiriyorum. Aynı şekilde ipi önce soldaki derinin altından sonra üzerinden geçirerek tekrar sağdan çıkarıyorum. Ve birkaç kere bunu tekrarlıyorum. Bilekliği yavaş yavaş genişleteceğim için önce bir adet 11 numara kum boncuğu aynı şekilde sağdaki ipin üzerinden geçirip soldakinin altından çıkarıyorum ve boncuğun içinden geçiriyorum. İlk başlarda oturması biraz zor olabiliyor. Sırasıyla 2 ve 3 adet boncuk alarak aynı şekilde devam edeceğim. Kum boncuklarla çalışacaksanız yamukluk olması çok normal çünkü eşit olmayabiliyorlar. İzlemeyenler için boncuk türlerini tanıttığım videonun linkini yukarıya bırakıyorum. Farklı boncuklarla çalışacağım için 4 numara doğal taşla devam edeceğim. Düzgün bir şekilde ilerlemek için ipin çıktığı yönleri dikkatli uygulamanız gerekir. Şahsen dalgınlıkla yanlış yerden geçip çok kez geri dönmek zorunda kaldım. O yüzden aklınızdakileri bir kenara bırakıp dikkatinizi tamamen buraya vermeniz gerekir. Sağdaki derinin altından çıkıp boncukları alıyoruz. Sonra derinin üzerinden karşıya geçiriyoruz. Soldaki ipin altından çıkarak boncukların içinden geçip hamleyi tamamlıyoruz. Aslında her seferinde yaptığımız şey aynı ama dediğim gibi önemli olan sıralamaya dikkat etmek. Bilekliğe tam pile boncukla devam ettim. Bu boncuk çift delikli olduğu için aynı hamleyi her iki delikte ayrı ayrı uygulamaya dikkat edin.
bronz ve turkuaz kum boncuklarla deseni tamamlıyorum. Daha iyi anlamanız için bir tila daha alıyorum. Tekrar doğal taş ve kum boncuktan oluşan üçlemeyi yapıp biraz da Miyuki delikaları kullanacağım. Geçiş olması açısından 4 numara çin kristali ekledim. Biraz duyan gelmiş modunda olsa da bittiğinde gerçekten güzel görünüyor. Bir de sanırım bronz ve turkuaz kombinasyonunun kötü olma olasılığı yok gibi. Miyuki'lerden üçgen desenler yapacağım. Bu arada tamamen Miyuki delika kullanırsanız hepsi eşit boy olduğu için çok daha rahat çalışırsınız. Bu desende 3 sıra çalışarak renkleri sırayla arttırıp azaltıyoruz. Bilekliğin bitimine gelince başta yaptığımın aksine bu sefer boncuk sayılarını azaltarak gidiyorum. Önce 3, sonra 2 ve 1 boncuk alıp kapanışı yapacağım. Yine aynı hamleleri bu sefer sadece iple yapıyorum. En son düğümü atıp ipi kesebilirim. Düğmenin denk geleceği yere yine düğmenin boyutunda bir boşluk olacak şekilde düğüm atacağım. Uç kısımları da boş bırakmamak için birer doğal taş ekledim. Kapaması düğme olduğu için takması da çok kolay. Bunlar da yine her telden çaldığım diğer dolamalı bilekliklerimden örnek. Bunda sadece tila, kum boncuk ve altın kaplama küpler kullandım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bana destek olmak için videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.